Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Windows üzerinde Burp Suite kurulumu nasıl yapacağız? Firefox'a bu nasıl entegre edeceğiz ve Fox Proxy'yi birlikte nasıl kullanacağız? Bunu anlatacağım. Fazla uzatmadan direkt videoya ve olayı nasıl yaptığımıza başlayacağım ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. İzleyenlerin %90'ı abone olmadan izliyor. Abone olun, bunu rica ediyorum. Abone olun. Ben çok iddialıyım. Eğer bu videoyu beğenmezseniz dislike atıp abone olmakla çıkabilirsiniz. O derece iddialıyım yani. Şovu geçtiysek hadi başlayalım. Burp Suite'in kendi sitesine gidiyoruz. Burp Suite'in değil aslında. Porsche Vigor'un geliştirdiği bir araç Burp Suite. Buradan alt tarafta ben bu linki zaten açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Community Edition versiyonu var. Bunu indireceğiz çünkü diğerleri ücretli. Ve biz de bir beleşçi olduğumuz için tabii ki bunu kullanacağız. Find out more diye buna tıklayalım buradan. Şuradan işletim sistemimiz uygun olan 32 bit kullanıyorsanız 32 bit yokmuş gerçi vazgeçtim. Direkt 64 32 bit niye yok ya? Sanırım bunu benim bilgisayarıma göre otomatik algıladı. 32 bit var mı bilmiyorum. Varsa siz yorumlarda yazarsınız. Buradan download deyip indiriyorum. Desktop'u seçtim buradan. Şu an yine dursun bu. 1 dakika 1 dakikadır. O sırada da zaman kaybetmeden Firefox açalım. Burada illa Firefox kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanacağımız eklenti Foxy, Proxy, Chrome desek de. Yani ben şu an tarayıcı olarak Brave kullanıyorum. Siz Brave'i kullanıyorsanız, eğer siz de Brave kullanıyorsanız Chrome'un extension mağazasındaki tüm uzantıları Brave ekleyebiliyorsunuz. Çünkü Brave Chrome tabanlı bir browser. Ama ben Burp Suite'i Firefox'ta kullanmayı tercih ediyorum. Buradan yine Foxy Proxy yazıyorum. Çıkacak. Addons Mozilla.org buna tıklıyorum. Ve şuradan Add to Firefox deyip hızlıca Firefox'u beklenti ekliyorum. Daha sonra add dedim. Eklendi. Güzel. Şimdi bunu yan tarafa alalım. Bu beklesin kenarda birazcık. Burp Suite'in Community Edition versiyonunu kuralım. Indi gördüğünüz gibi. Run diyorum ve çalıştırıyorum. Şu an kurulum yapılıyor. O sırada da Foxy Proxy'nin ne olduğunu söyleyeyim. Foxy Proxy bizim şuradaki ayarlardan Set Options Proxy Settings. Her seferinde şuradaki proxy ayarını Burp Suite'e göre otomatik olarak yapan bir araç aslında, uzantı, tarayıcı uzantısı. Yani siz Foxy Proxy'deki oluşturduğunuz proxy ayarını kullanmak istediğiniz zaman tek yapmanız gereken şey şuradan Foxy Proxy seçip oluşturduğunuz diğer proxy seçeneğine tıklayıp o proxy ile webde gezinmeye başlamanız oluyor. Yani bize hız kazandırıyor. Next diyorum. İndirmek istediği dizim buraya indireceğim diyor. Benim C'de pek yer yok. Başka yere indireceğim o yüzden. E'ye büyütemiyorum. Büyütüyorum bunu buradan. Program Files. Şuraya. Bilgisayarım biraz külüstür arkadaşlar. Yavaş, yapacak bir şey yok. Tamam, buraya kurulumu yapıyoruz. Bunu okey diyorum. Başlatta bir yani start folder eklesin mi diyor. Start menu folder. Başlangıç dizini eklesin mi diyor. Şuradan yazdığınızda çıksın mı şeklinde. Evet diyorum buna da. Next derim ve yüklene duruyor. O yüklene dursun. O sırada Foxy Proxy'den ayarlarımızı yapalım. Firefox'un varsayan tarayıcı olmasını istemiyorum. Foxy Proxy bu abimiz yapmış. İlk yapmış. Bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Şuradan Options'a tıklıyorum. Add deyip Burp Suite için oluşturmak istediğiniz Proxy'nin adını veriyorsunuz. Ben Burp diye bunu tercih ediyorum. Buradan birazdan Proxy'nin IP adresini vereceğiz. Veya DNS'in emin IP adresi veriyoruz biz.
LAN'da çalıştığımız için. Username ve password vermiyoruz. Port veriyoruz. Daha sonra geçiyoruz. Şu an tam hatırlamıyorum bu bilgilerden. Buna da WebSuite açılınca ayarlar kısmından bakıyoruz. Açılmasını beklememiz lazım, o yüzden kurulumu tamamlamasını. Ben bir durdurayım çünkü güzel, gerek kalmadı. Finish diyorum. Açılacak inşallah. Bekliyorum. Otomatik çalıştırması lazım diye tahmin ettim ama çalıştırmadı veya çalıştırıyordu. Benim bilgisayar kürsür olduğunu henüz açamamıştır. Gidip manuel olarak elle açtım şu an WebSuite'i. Next diyorum. Burp'ün default ayarlarını kullansın. Bunu hep default olarak bu şekilde ben başlatıyorum. Eğer kendi özel konfigürasyonunuz varsa şuradan load deyip choose file deyip seçip onu açabilirsiniz. Start burp deyip burp suite'i çalıştırıyorum şu an. Gördüğünüz gibi açıldı. Ben daha önce 2020 versiyonu kullandım. 2021'de rengi falan değişmiş. Normalde buradaki turuncuydu. Buradan project options, hayır, user options. Neredeydi bunun user options'ı ya? Proxy'den options. Aynen. Bakın burada kullanmamız gereken proxy IP adresi lokal araya ve port bilgisini vermiş 8080. Foxy Proxy'yi de buna göre ayarlayacağız. Açtım Foxy Proxy'yi. Proxy tip HTTP olacak. Aynen. IP adres kısmına 127.0.0.1 yazıyorum. Port kısmına da 8080. Herhangi bir username ve şifre yok. Save diyorum. Gördüğünüz gibi Burp için oluşturduğumuz proxy açık. Daha sonra ise HTTP Burp Suite. Bu adrese gitmemiz gerekiyor. Tabi bu Burp'ün şeyi açıkken. Umarım doğru yazmışımdır. Aynen. Bizden bir sertifika indirmemizi istiyor. Bu sağ tarafta bulunan CA Certificate butonuna tıklayıp sertifikayı indiriyorum. Save file dedim. Save etti. Nereye save etti? Etti mi bir yere ya? Ha, indiriyor şu an. Daha sonra options kısmından ayarlardan tarayıcımızın ayarlarına gidiyorum ve certificate yazsam çıkar sanırım. Çıktı gördüğünüz gibi. View certificates. Burada certificates başlığı altındaymış. Buradan import deyip az önceki indirmiş olduğum, acaba nereye indirdi? Şuradan bakalım. Nereye indirmiş? Ben de downloads dizinde indirmiş. İndirilenler. Ben bunu buradan alayım. Bakın. İndirilenler dizine indirmiş. Buradan aldım bunu. Kestim Jitter masa üstüne yapıştırdım. Şu an tekrardan açıp import deyip masa üstündeki Cagerder sertifikasını indiriyorum. Zaten ben daha önce bunu eklediğim için gerek yok diyor. O zaman tamam. Hatta kaldıralım bunu buradan. Suite var mı? Gerekiyor. Belki sıkıntı çıkartabilir ve kaldırsak iyi olur diye düşündüm de. Port Seeker bakın var burada. Port Seeker link ya. Delete deyip sildim. Tekrardan import ediyorum. Ve az öncekini seçiyorum. İşte buna güven, buna güven diyorum. Okey deyip gönderdim şu an. WebSuite için gerekli olan sertifikayı da import ettik. Şu an gördüğünüz gibi az önce intercept'i de kesmiş. Şuradan tekrardan google.com diyeyim. Böyle bu isteği yakalayacak. Şu an off yaptım. Gönderdi isteği. On yaptım. Şu an on durumda. Yakaladı zaten isteğin bir kısmını. Yani biz bir istek gönderdiğimiz arkada aslında bir sürü istek gidiyor. Şuradan bakalım. Inspector Magnetic Network. Mesela sayfayı indirdim. Şimdi bu sayfaya bir istek gönderdi. Bu sayfaya bir istek gönderdi. Şu an ben tuttuğum için diğerlerini göndermiyor. Forward edeyim. Yine bir yerlere bir şeyler gönderiyor. İstekler gönderiyor. Gördüğünüz gibi bakın bayağı bir yere post isteği, get isteği, sağa sola kafasına göre istekler gönderiyor.
Tamamdır, Burp Suite'in kurulumunu yaptık. Şimdi de kısaca bir Burp Suite'in ne olduğuna bahsetmem lazım. Çünkü videonun 10 dakikayı geçmesi lazım. Bu konuda çok istikrarlıyım. Intercept'i off yapalım. Tamam. Bu bizim burada en çok kullanacağımız 3 bölüm var. Proxy, istekleri yakalamak için kullandığımız sekme. Intercept is off durumdayken biz isteği kesmiyoruz. Yani isteği havada tutup manipüle etmek için kullandığımız bölümümüz bir kısım, bu kısım. Eğer off durumdaysa bu buton, bu özellikten yararlanamıyoruz. Bunu on yapıp daha sonra istekleri burp için oluşturmuş olduğumuz proxy seçeneğinden yapmamız gerekiyor. Hala bir istek göndermiş. Ne oluyor ya? Neyse, kapattım bunu tekrardan. HTTP History kısmında da daha önce yapmış olduğumuz isteklerin detayları yer alıyor. Buradan bakabiliyorsunuz kendiniz. Bunu bilmiyorum. Hiç kullanma gereği duymadım. Bu da proxy için oluşturulmuş ayarlar. Az önce baktığımız kısım. Burada en çok kullanacağımız kısım burası. İsteği buradan yakaladık. Yakaladıktan sonra tekrardan on yapayım ve Google'a tekrar istek göndereyim. Forward edip, yani mesela burada bir şey değiştirip, user agent değerini değiştirip, XSS mi denemek istiyorsunuz? User agent ile XSS deneyip, forward edip anında gözlemleyebilirsiniz. Veya burada herhangi bir yere sağ tıklayıp, send to intruder deyip, intruder tabuna veya send to repeater deyip, repeater tabuna gönderip, isteklerinizi orada da kontrol edebilirsiniz. Hazır sırası gelmişken bir intruder'a geçelim. Buradaki isteği intruder'a gönderdim şu an. Intruder'da gördüğünüz gibi iki tane seçenek açıldı. Bunun bir tanesi default olarak gelen ve bizim localhost'umuz. Diğeri ise az önce göndermiş olduğumuz istek. Diyor ben bu isteğe atakta bulunacağım. Burada positions diye bir sekme var. Positions'da atakta bulunmak istediğimiz değişken değerini belirtiyoruz. Intruder brute force, yani kaba kuvvet saldırıları yapırken çok kullanılıyor. Burada mesela bir kullanıcı adı ve şifre var. Şu an örnek veriyorum. User olsun. Bir user, username. Pass diye bir değişken daha oluştursun. Bu da 123, 123 mesela. Bu gördüğünüz şunun gibi. Burada otomatik olarak işaretleniyor. Bunu burada sizin kaba kuvvet saldırısı yapabileceğiniz olarak bir değişken olarak işaretlemiş. Aynı şekilde username ve password değerlerini de kendisi otomatik olarak işaretliyor. Siz burada hepsi işaretli geliyor ilk başta değişkenlerin. Clear deyip hepsini kaldırmanız gerekiyor. Sizin işinize yarayacak olan değişkene çift tıklayıp add deyip, diğer parola mesela buna çift tıklayıp add deyip bir combo list kullanarak kaba kuvvet saldırısı yapabiliyorsunuz buradan. Payloads kısmında önce atak tipini belirtmeniz gerekiyor tabi. Sniper, Battering Ram, Pitchfork, Cluster Bomb sanki daha fazlaydı. 2020 versiyonu yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Mesela Sniper'ı kullanarak atak deneyelim. Sniper tek tek deniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buradan çok emin değilim. Diğerlerini hiç hatırlamıyorum. Yani bunları da ilgili ileride yine farklı videolar çekeriz. Buna özel. Öyle bir video çekmiştim. Sağ olsun YouTube kaldırdı. Send to repeater demeye gerek yok. Pardon şu an yanlış tıkladım. Payloads bölümüne geçiyoruz. Şu an bunları eklediğimiz için. Payloads'a payload set. Niye bir tane oldu? Çünkü bunu ben kendim elle eklediğim için bunu seçmedi. Buna göre seçti. Bunu tekrardan ekleyelim. Mesela add dedim. Payloads bölümüne geldim. Payload type. Yanlış mı yapıyorum ya? Durun. Emin olmak için farklı bir yerde deneyelim. Mesela nerede deneyelim? Bak bounce olan Tesla var değil mi? Şimdi ban yemeyelim bir yerden. İçeri almasınlar. Mesela Tesla account. Kullanıcı adı ve şifre değerleri var. Gerçi isteği tutmamız lazım da. Intercept 10 yapıyorum. Artık isteği yakalayacağım. Sign in dedim ve şu an burp yakaladı isteği. Tekrardan sağ tık yapıp intruder'a gönderdim. Intruder'a gönderdikten sonra gördüğünüz bunların hepsi işaretli geldi. Clear dedim ve bana burada işinize yarayacak ne var? Credential ve identity kısmı var.
Credential'ı add dedim. Identity ve Credential'ı add dedim. Daha sonra Payloads'a geldim. Payloads'da yine bir tane var. Tamam, bunun böyle olması lazımmış. Simple list. Payloads. Positions. Burada simple list payload sets niye böyle oluyor ya? Buna bakalım. Burada normal iki tane set çıkması lazım bir kullanıcı adı ve şifreler için ama. Sanırım bu versiyonda bunu değiştirmişler ya da ben bulamıyorum şu an. Tekrardan clear ettim. Add dedim. Add dedim. Payloads bölümüne geldim. Şu an 2 oldu. Sanırım az önce eklerken bir sıkıntı oldu. İki tane payload var. Bunlardan bir tanesi, bu da simple list olsun. İlk payloadumuz kullanıcı adları için olan. İkinci ise parolalar için olan. Buraya kullanıcı adı için olası kullanıcı adı kombinasyonlarını. Daha sonra şuradan ikinci edip olası parola kombinasyonlarını yazıp start attack deyip şu an bu parola için test et. Diğerini etlemedik. Bunu da et diyelim. Start attack deyip işte bu siz community edition'ı kullanıyorsunuz. Bu da yavaş kalıyor. Diğer versiyonlara geçebilirsiniz dedi. Geçtim buradan. Deniyor şu an test için. 200-200 döndürdü. Tabii ki bu hatalı. LAN ile ilgili falan. Yani 200 döndürüne bakmayın. Karşınıza bir sayfa geliyor yani. Hata kodu değil. Ama doğru değil yani. Test yapar mı sizce? Gidip deneyelim. Bir de cidden yapıyormuş. Gerçi e-posta adresi istiyor zaten de. Sign in bile olamıyorum şu an. Aynen, çünkü tanıyamıyor. Okey. Zaten burada ilişkimiz yoktu bizim. Kapattım bunu. Introdurum kullanımı da kısaca bu şekilde. Repeater. Repeater'sa mesela isteği buradan aldım. Send repeater dedim yine. İstek üzerinde hızlı hızlı değişiklik yapıp Inspector bölümü yeni gelmiş. Benim kullandığım eski versiyonda yoktu ya da vardı ben bilmiyorum. İsteğin üzerinde mesela host kısmını değiştirdiniz. Bir şey yaptınız. Send deyip gönderdiniz. Onun dönütü. Bunu beğenmediniz. Silip tekrar değiştirdiniz. Tekrar gönderdiniz falan. İstekleri hızlı hızlı kontrol edebilmenizi sağlayan bir tab. Sekme yani. Burpsuit içerisinde bulunan. Proxy, Intruder, Repeater. Bunun üçünü bilsek şimdilik yeter. Zaten başka çok fazla aktif kullanılan bir şey olduğunu ben bilmiyorum. Ben kullanmıyorum. Yani daha çok bu üçünü kullanıyorum. Ve en çok Repeater özellikle tercih ediliyor. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. Ya ilerleyen zamanlarda zaten böyle Burpsuit'in derinlemesine anlattığım videolar çekeceğim. İşte sekansın neymiş ben de bilmiyorum. Öğrenip bunu çekeceğim tabii ki. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Size dediğim gibi artık kanala abone olursunuz, like atarsınız, bir de bir şey yaparsınız. Görüşmek üzere.